Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Tabiyenlerin hayatından okuşluğu nöbetteki dersimiz. Nöbetteki dersini okuyumuz. Bugünkü biz okuyduğun hayatını tabiyenin ismi Qasım ibn Muhammed ibn Abi Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'nun nabirası. Bu tabi'in üstünde bir uluğuluk cemlendi. Otası Muhammed ibn Abi Bakr. Yani bu kişi Abu Bakr Siddiq'nin nabirası. Onası Fars'nin ahirgi padişahı. Kisra Yazdecürd'nin kızı. Yani Sasaniler imperiyasının ahirgi imperatörü, ahirgi Kisra'sı ahirgi padişahı Yazdecürd'ün kızı. Amması Ayşe binti Abu Bakr Siddiq. Qasım ibn Muhammed takvali alim kişilerden idi. Buradalar ilimli çokkısı tevhid. Amanlı çokkısı takva. İlim örgeniler. Eğer kavminin sayyidi bulsanız o tüfeyle fakih bulasız. Eğer adli kişi bulsanız ilim tüfeyle sayyid gelenesiz. Avvalgi derslerimizi ayet ettik. Banu Umayya'nın uluğ kişilerden bugün halife Süleyman ibn Abdülmelik Ata ibn Abi Rabah ki o şeyken kara kuldan çıkan adamı aldı da Ata namazını tüketip alışı günü kütüp adab bile oturdu. Özünü hakisar tuttu. Savarlarını soradı ve türüp gitti. Neme sebeplik bu uluğ insan bana bu kara kulunu aldı da oturdu. Çünkü bu kara kuldu ilim vardı buradalar. İlim tüfeğiyle bana şimdi bir âli mertebe yetken idi. Bu talihini nemeye keltirdik dersimiz avvalıda. Hiç kim tanımagan, cemiyette bir mevkiye gibi olmagan, bir fakir kişi olsa, aytamız ki, birader, ilim eşiğleri senin için açık. Eğer ilim eşiğe özünü vursan, elbette senge bir manzilat ham, mertebe ham, hürmet ham, itibar ham keledi. Kimidir Allah da Allah, nasıl nasab bilen erkelatı koygan buladı. Ota babası falançılar buladı. Kim gider Allah da Allah mağlı devlet birada şu bilen başkalardan acıladı duradı. Kim dedir bu nasalar bu miydi? Ama bana şu nasalar ki ege bu megen. Bu nasalar bilen eğer Allah erkelatmegen bulsa adli adam bulsak ilim örgensek farzantlarımız gibi ilim örgetsek onların mevkiyeni kötelişi gibi biz yordan bergen bulamız. Hama zamanda, hama mekanda, dünyanın hama burçakıda katta katta kararlar, katta katta yeçimler ulamalarını maslahatsız bulmuydu buradalar. Eğer insan ilimge bugün intilişini, ilimge bugün rağbatını terk ise özünü insanilik mertebesinden pasayıp kaladı. Çünkü başka mahlukatlar gibi verilmegen bir de mize değil de Arap Tula'da. Ajratıp duradığın neresi hem ilimge bugün intiliş. Ülkeler, şuniler, ilim okusak Ali bulamız. Dünyaya ahirette. Eğer tırış cili bilen Allah'a varıp olsaydı bu yem yakışı. Lekin boya geldikken mertebe manzilatı da kendisi yetmiyemiz. Bu ümmet kaçan şüphe etti paske? İlim marifat ki etibar vermeyi koy kendinden ki. Üyü var, maşinası var, tırış cili yaptı, mekereki var koy. Tırış cili yine kılı yürü vur. Dip durup ilimden kaytar kendinden ki şu halat geçiş bu aldık. Qasım ibn Muhammed ibn Abi Bakır. Medine'nin yetti fakihiden biriydi. Öz zamanasını ötkir zihinli, takvali alimiydi. Burada da ötkir zihin. Bu Allah Azze ve Celle bendesi gibi bir adıgan uluğ nimet. Ben hazır bir cüde bir muhum dersen eytemem, dikkat kıtırıyorlar. Biz avval yaşa bütken bu ümmetinin uluğ kişilerinin hayatını okup örgenerken biz onlarının erişken neticelerini körüp durup akıllarımız lol kaladı. Kendi kılıp şu nasıl ülgü genekin. Mesela İmam-ı Buhari'de hayatını örgensek, bu kişi okup, örgenip, bizge kaldırıp gitken ilimini ve o kişi yaşayan ömrünü birbirine yap gelin adıken bulsa doğru kemeseken. Yani 63 yıl ömür körgen bulsa, bu kişi kaldırıp gitken narsanı 63 yılda eplep üddeleştiği ilacı yok iken. Kendi kılıp ülgüydü ki bu nasıl ki? Degen soru hamamızı başımızı kotaradı. Biz kere basa tötte suranı yatlama yapız. Kere basa bir adli işler gülgüme yapız. Dikkat. Eğer bir kişinin maksadı
intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimmi Buxoriy nimaga ulgiganiga? Har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Srednyi odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar. Nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, i vsyo. Shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga. 8 silindrli motor yuz bor edi, 4 silindrli ishlaydi. Chunki orzu, umid, intilish, maqsad pasidida, shuning uchun 4 silindrni o'tib ketasiz. Mayadan 4 silindr turildi. Siz mana shu narsani ham dinga, ummatga xizmat qilishdi ham, xalqqa foydasi tegishini ham, ilm ma'rifatga bir cho'qqiga yetishdi ham niyat qilsangiz, qolgan 4-tasi ham qo'shilar edi ekan demak. Tushunyapsizlarmi ukalar? Menga bo'ladi shu, qo'y. Tirishingni o'tib turibdi. Xulosa, balatroq narsani orzusizda bo'linglar ukalar. Odamlarni hidoyatini xohlagan kishilarga Alloh azza va jalla aqliy, fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki, odamlar ko'rib hayron qoladi. To'rt oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Bor shu o'sha zamonimizda shunaqa odamlar bor. 7 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Desa, seni bolang ham shunaqa bola. Sen ham shu havoda olib yuribsan. Maqsadni kattaroq qo'yda birodar. Yetasan. Shuning uchun ayrim olimlarning qilgan ishlari, qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib, bular qanday qilib to'plab, ulgurib, yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb Imom Navoiy 45 ga kirib o'lgan. 45 ga. Lekin qaranglar, qancha narsani qoldirib ketgan. Demak, maqsadni balat qilishlik kerak. Ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? Mana shunday natijalarga erishdi? Maqsadlari oliy bo'lgan, oldilariga yuksak maqsadlarni insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygani uchun. Bizi ham orzu umidlarimiz bor. Nimani orzu qilsak, Alloh taolo shunga yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi. Hunayn g'azotida musulmonlarning qo'liga juda katta g'animat o'ljalar tushdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu g'animatlarni tarqatar ekan, hammaga g'animatlardan tarqatdi. Juda katta g'animat edi. Faqat ansorlarga hech narsani bermadi. Bitta Abu Sufyonning o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya degani 100 ta mashina degani. 100 ta mashina degani. Men hisoblab chiqqanman buni. Payg'ambarimiz unga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya deganda Abu Sufyon islomga yangi kirgan, hali qalbi unaqa bir mustahkam bo'lmagan qarab turib o'g'lim Muoviyaga ham dedi. Hammaga berdi. Yangi kirgan kishilarga, arab qabilalariga, hatto Safvon ibn Umayyaga ham berdi. Musulmon bo'lmagan holda chiqqan edi musulmonlar qatorida. Payg'ambarimiz unga 4 oy muhlat bergan edi. Lekin ansorlarga hech narsa bermadi. Shunda ansorlar xafa bo'lishdi. Rasululloh o'zini shahri Makkani oldi, o'zini qavmini oldiga keldi. Endi biz unutib qo'ydi. Deb o'pkalashdi. Mana akalar, siyosiy krizis. Payg'ambar alayhisalomga 8 yillik ansorlik qilgan sahobalar, ansorlar Rasulullohdan o'pkalab xafa bo'lib qolishdi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu kelib payg'ambarimizga "Ya Rasululloh, ansorlar sizdan xafa bo'lishyapti" dedi. Nimaga xafa bo'lishadi? Hammaga berdingiz bu o'ljalardan, ularga bermadingiz dedi. Sizchi, siz o'zingiz nima deysiz? Ha men nima derdim? Men ham qavmimni bitta odamman dedi. Biz ham umidimiz bor edi shu g'animatlardan olishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlarni biriga to'plang dedi. Faqat ansorlar bo'lsin. Yig'ilishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana endi qarang, bu muammoni yechishlikdagi hikmatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning omonatini, risolatni yetkazadi. Bu kishi muammolarni yechishlikka ham hikmat kerak.
Maqsadi Allohning roziligiga yetalashlikmi? Maqsad oliymi? Shu oliy maqsadga olib boradigan yo'lni ham, muammolarni yechadigan hikmatni ham Alloh taolo beradi. Ansorlar yig'ilishdi. Payg'ambarimiz ularga xutba qilib, Allohga hamd, o'ziga salovat aytib, aytdiki, "Ey ansorlar, men kelganimda Madinaga zalolatdamidinglar? Alloh men tufayli hidoyat qildimi? Men kelganimda faqir edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Men kelganimda tarqoq edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boshingizni bir qildimi? Men kelganimda mag'lub edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni g'olib qildimi?" dedi. Payg'ambarimiz ularga o'zini fazlini eslatdi. Shunday bo'lganmi dedi. Bizning tilda minnat qildi. Ansonlar payg'ambarimizning har so'ziga minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi, minnat qilish va fazl Allohning haqqi, payg'ambarning haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz keyin aytdi. Aytinglar. Agar xolasanglar aytishlar mumkin va shunday desanglar rostatgan bo'lasizlar. Ya Rasululloh, siz yurtingizdan quvuldingiz, biz sizni qabul qildik. Faqir edingiz, molimiz bilan yordam berdik. Quvulgan edingiz, biz yordam ko'rsatdik. Desanglar haq bo'lasizlar dedi. Payg'ambarimiz o'zini ham fazlini eslatdi ularga va ularning ham fazlini eslatdi. Ular esa minnat va fazl Alloh va Rasulining haqida turishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkala tarafdan ham fazilatini eslatganidan keyin ularga qarab odamlarni qalblarini islomga ulfat qilishlik uchun dunyoni matohini ularga berib yuborsam mendan xafa bo'ldinglarmi? Sizlarni o'zlaringizni iymoningizga topshirgan edim. Axir sizlar odamlar qo'y qo'zilarni uylarga haydab ketib, sizlar Rasulullohni o'zingizlar bilan olib ketishlikka rozi bo'lmaysizlarmi dedi. Men bularga berdim. Qoladi dunyo bularga. Men sizlar bilan ketaman. Shuni o'zi yetmaydimi dedi. Sahobalar dod deb yig'lashdi birodarlar. Rozimiz ya Rasululloh, rozimiz deydi. Mana hikmat. Mana hikmat. Rasulullohni qiladigan ishi katta, maqsadi oliy, Allohning roziligi. Endi shu muammolarni hal qilishlikka ham zo'r hikmatli yechimni Alloh taolo berib qo'ydi. Tushunarlimi? Melishni bo'maylik. Bir balatroq narsani ko'zlovraylik. Faqat dunyoda latalutasi bo'lmasin. Buchi yo'lda bo'ladigan narsa. Agar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysangiz, ko'rasiz Robbingiz sizga qanday fazl inom ko'rsatadi. Bu melish bo'lib qoladi bu narsalar. Akaptimi? Akapti alhamdulillah. Ketibdi, ketibdi alhamdulillah. Maqsad bo'lmas. Yugurganda tellashish tabiiy narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Siz yuguring. Tellash o'z-o'zidan bo'lgandek, Allohning roziligini birinchi o'ringa, dinni, ummatga xizmatini birinchi o'ringa qo'ying. Bu yoqdagi narsalar o'z-o'zidan bo'ladi. Biz vositani maqsad qilib olganmiz. Biz instrument bo'lish kerak bo'lgan narsani maqsadimiz qilib olganmiz. Shuning uchun o'ralashib turibmiz o'rnimizda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida arablar dindan qaytib ketishdi. Shunda nima qilamiz? Ularga qo'shin tortib jang qilamiz ustiga borib yoki qo'yib turamizmi? Sahobalarning aksariyati ular musulmon, ularga qarshi qo'shin tortmaylik deyshtdi. Mana qarang. Hozir to'g'ri siyosiy yechim qabul qilinmasa, ummat yo'q bo'lib ketadi. Hamma sahobalar urushmaylik deb turibdi. Bitta Abu Bakrga Alloh taolo urushlik, ularga qarshi qo'shin tortishlik ilhomini berdi. Chunki maqsadi oliy edi, problemani, muammoni yechimini ham hikmatli yo'lini Alloh taolo qalbiga soldi. Va alal oqibat Abu Bakrni chiqargan hukmi to'g'ri bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. Bu tobiin Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning xalifaligini oxirgi davrida dunyoga keldi. Otasi Muhammad ibn Abi Bakr Misrga voliy qilib tayinlandi va mana shu joyda qatl qilindi. Uni farzandlarini Madinaga qaytarib olib kelishlik uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning yana bir o'g'li Abdurrahmon ibn Abi Bakr Misrga keldi. O'zi hikoya qilib aytadi. Amakim Misrga keldi, ikkalamizni ko'tardi, men bilan singlimni va bizni Madinaga olib keldi. Birodarlar, Madinaga kelganida
Bularını ammasi Oyisha binti Abu Bakr o'zini inisi Abdurrahmon ibn Abu Bakr'dan bularını olib ketib qoldi uyiga. Olib ketdi. Hayotda birodalar qanaqa natijaga erishgan kishi bo'lsa, qarasiz, tarbiyani samarasi bo'ladi bu. Zo'r tarbiya berilganligi uchun mana shu narsaga erishgan bo'ladi. Tarbiya kishini kelajagi uchun juda ham muhim. Farzandi bor odam boy odam. Farzandi bor odam boy odam. Ammo farzandini tarbiyasiga zo'r ehtimom e'tibor qilgan ota baxtli ota. Farzandi bor ota boy ota. Endi tarbiyasini zo'r qilib bo'lgan ota baxtli ota. Diqqat qilaylik birodalar, dunyodagi eng katta boy bo'lishingiz mumkin, trillionlagan pulingiz bo'lishi mumkin, dunyodagi eng kuchli inson bo'lishingiz mumkin, eng katta diniy martabaga yetishgan bo'lishingiz mumkin. Yetişken buluşuz mümkün. Ama farzandiz. Siz hohlagen de bulup insan bulup yetişmegen bulsa siz baksız insansız. Farzantlarını baksızlığı tüfeğiyle otalar baksız buladı. Farzantlarını saadatı tüfeğiyle ota analar ham saadatlı buladı. Akulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.